Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki depremin hemen ardından harekete geçen Kızılay personel ve gönüllülerini koordine etti. Kızılay, mobil mutfak ve ikram araçlarını bölgeye yönlendirerek deprem bölgelerine çadır ve battaniye sevki yaptı ve acil ihtiyaçlara karşı kan sevki gerçekleştirmeye başladı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis başta olmak üzere pek çok ilde şiddetli olarak hissedilen deprem için Afet Operasyon Merkezi'nde kriz masası kuran Kızılay, AFAD'da kurulan koordinasyon merkezinden gelebilecek görevlere yönelik olarak da planlamaları sürdürüyor. Kızılay Afet Operasyon Merkezi koordinasyonunda Adana Afet Müdahale Merkezi, Ankara, Düzce, İzmir, Elazığ, Erzurum, Kırklareli, Muş, Afet Mücadele Merkezi ve Kızılay şubelerinden uzman ekipler bölgeye intikal etmek üzere harekete geçti. ...7.4 büyüklüğünde deprem Maraş Pazarcık merkezli olmak üzere 7 vilayetimizde büyük bir hasar oluşturdu. Elimiz yüreğimizde beklediğimiz bir fay hattıydı ve kırıldı. Şu an devletimizin bütün mekanizmaları afet seferberliğine geçmiş durumda. AFAD S4 seviyesi yani uluslararası afet müdahale seviyesinde bir afet ilan etti. Biz de Türkiye'de Kızılay'ın bütün barınma, gıda, beslenme ve kan hizmetleri kapasitesini bölgeye seferber ediyoruz. Bütün yerel şubelerimiz ve komşu şubelerimiz şu an arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere sahadalar. Aşevilerimiz açık, mobil tırlarımız bu anlamda sahaya intikal ediyor. Çadırlarımız bütün 9 afet bölge müdahale merkezinden yükleniyor. Devletimiz büyüktür, milletimiz güçlüdür. Bu büyük afetin altından da kalkarız. Ancak biraz sabır diliyoruz. Hasarlı binalara girilmemesi gerekiyor. Yolların açık tutulması gerekiyor. Ve yurt genelinde Kızılay kan bağış noktalarında kan bağışı yapmamız gerekiyor. İlerleyen saatlerde, günlerde kan ihtiyacımız artacaktır. Vatandaşlarımızı, sağlıklı vatandaşlarımızı kanver.org sitemize girerek kendilerine en yakın lokasyona başvurarak kan vermeye davet ediyorum. Büyük geçmiş olsun. Yaralarımıza acil şifalar, kaybettiğimiz canlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Benim
Şu anda AFAD aile yardım kabulüyle ilgili bir liste çalışıyor. Ondan sonra biz de bir liste hazırladık. Gerçek maddi yardımlar için bağış hesaplarımızı paylaşacağız. Şu anda hangi hesabı paylaşacağız? Hanım Bey'in bahsettiği listeyi şubelerimizle şimdi paylaşıyoruz. Az önce TRT Word'ü aramaya çalışıyor. Biliyorsunuz deprem sabaha karşı oldu ve o bölgede kış, şu anda kışı yaşıyoruz ve o bölgedeki soğukluk halkımızı daha da fazla etkiliyor. Biz ilk etapta battaniye ve gıda üzerinde, sıcak hazır tüketilir yemek üzerinde duruyoruz. Bu nedenle battaniye sevkiyatlarımız, gıda dışı malzeme ve gıda sevkiyatlarımız devam ediyor. 5 tane aşı evimiz var bölgede. Sıcak yemek çıkartıyor ve halkımıza dağıtıyoruz. Şu an için bunlar müdahalemizin önceliğini oluşturuyor. Daha sonraki 48 saatte ise barınmaya odaklanacağız. Bu barınmada sağlam devlet binalarında veya çadırlarda olacak. Bunun için de hazırlıklarımız ve sevkiyatlarımız devam ediyor hali hazırda. Öncelikle tabii ki bölgede kış koşulları bayağı bir zorlu olduğundan vatandaşlarımızın soğuktan korunması önceliğimiz bizim. Onun için battaniye, ısıtıcı ve sıcak tutacak giysiler, kaban, mont, bu tür sıcak kışlık giysi bizim için öncelikli bağışlar arasında. Ama en önemlisi de tabii birinci el, kullanılmamış, iyi paketlenmiş malzemelerin sevki hem afetzedelerin onurunun korunması ve sağlığının korunması açısından önem teşkil ediyor. Vatandaşlarımız eğer bu tür bağışlar için iletişim kanalı alıyorlarsa web sayfamızı ziyaret edebilirler. 168 çağrı merkezimiz var. Oradan da zaten ihtiyaçlara ilişkin ayrıntılı bilgi kendilerine verilecek ve yönlendirilecektir. Kızılay şubelerimiz de bu konuda yardım verebilmeleri için temas noktalarıdır. Her ildeki Kızılay şubesi de aynı ve nakdi yardım kabul edebilmektedir. 192 Ulusal Kızılay Kızılay Derneği'nin üye olduğu Uluslararası Kızılay Kızılay Hareketi mensubuyuz. Dolayısıyla şu anda Uluslararası Kızılay Kızılay Federasyonumuzla yakın irtibat halindeyiz. Kızılay Kızılay Hareketi için de bir acil yardım çağrısına çıkacağız. Ancak tabii ki ihtiyaçların daha netleşmesi bizim için önemli. Onun üzerinde çalışıyoruz. Bunu da 24 saat içerisinde sağlamış olacağız.